Merhaba arkadaşlar. Öncelikle SuperStake'i özelleştirme ile ilgili bu sunuma ilgi gösterdiğiniz için hepinize Recycle Club olarak çok teşekkür ediyoruz. Bu sunum ile SuperStake özelleştirme ile alakalı sorularınıza cevap vermeye başlıyoruz. Bu sayede müşterilerinize daha güzel bir SuperStake sunabilir. Müşterileriniz sitenize geldiğinde onlara çok daha iyi bir pazarlama yapabilirsiniz. SuperStake ile ilgili bu sunumda sizlere ayarlarla ilgili tüm detayları elimden geldiğinde göstermeye çalışacağım. Evet, gördüğünüz gibi bu PowerPoint sunumunu eğitim süresi boyunca nerede kaldığımızı görmeniz amaçlı hazırladım. Bazen bu PowerPoint sunumundan admin alanına SuperStake'e geçişler yapacağım. Herhangi bir karışıklığa sebep vermemek için bu PowerPoint sunumunu hazırladık. Evet, şimdi bu eğitim videosu boyunca hangi konuları göreceğiz? Bir göz atalım. Evet, sunum boyunca göreceklerimiz: SuperStake'i admin alanını göreceğiz, ayarlar, dil seçenekleri, temalar ve SuperStake'in çeşitli diğer özelliklerini bu sunum boyunca size elimden geldiği kadar göstermeye çalışacağım. Evet, SuperStake'i admin alanıyla başlayalım diyorum. SuperStake'i admin alanına size göstermeden önce öncelikle isterseniz bir SuperStake'i görelim. Evet, görmüş olduğunuz gibi bu SuperStake 2. SuperStake 2'nin sizin de bildiğiniz gibi en önemli özelliği tamamen markalandırılabilir olması. Yani bundan kastım şu ki bu SuperStake üzerinde gördüğünüz bu arka plan renginden tutun da logoya kadar, bu yazı tiplerinden tutun da fiyat ayarlamalarına kadar her türlü değişimi admin alanından SuperStake için yapabiliyorsunuz. Şimdi tekrar sunumumuza geri dönelim. Evet, SuperStake 2 admin alanı. SuperStake 2 admin alanında göreceklerimizi anlatmadan önce isterseniz SuperStake 2 admin alanı ne işe yarıyor bunu bir anlatayım size. SuperStake ile ilgili her türlü yönetim ve değişimin yapıldığı alan SuperStake 2 admin alanı. URL değişiklikleri dışında her türlü değişimi biz bu alandan yapıyoruz. URL değişimi sizin de bildiğiniz gibi Bayi Kontrol Panelinden Marka Ayarları bölümünden yapılıyor. Admin alanında göreceklerimiz ise SuperStake 2'nin düzenini değiştirme, SuperStake 2 aracılığıyla satacağınız ürün ve servisleri önceliklendirme, kupon motoru ile promosyonlar oluşturma ve müşterilerinize sunma, SuperStake 2'nin görünümünü değiştirme, SuperStake'inizde birden fazla dil içeriği sunma, her bir dil seçeneği için ayrı bir görünüm oluşturma. SuperStake 2 admin alanına nasıl erişirsiniz? Bunun iki kolay yolu var. Birinci yolu, gördüğünüz gibi bu bayi kontrol panelimiz. Bayi kontrol panelinden ayarlar, marka ayarları bölümüne tıklarsınız. Marka ayarları bölümünden SuperStake ve Partner siteye tıkladığınız zaman solda SuperStake 2'yi görüyorsunuz. Buradan özelleştirme paneline tıklayın dediğinizde, başlatın dediğinizde doğrudan sizi SuperStake 2 admin alanına gönderir. Ayrıca SuperStake 2 admin alanına ulaşmanın bir diğer yolu ise tamamen markalaşmış ya da kısmen markalaşmış URL'nizin sağ tarafına slash yazıp admin yazdığınızda tıkladığınız kullanıcı adı ve şifrenizi girersiniz ve SuperStake 2 admin alanına ulaşırsınız. Evet, şu anda gördüğünüz gibi admin alanındayız. Admin alanında göreceğimiz ilk değişikliklerle alakalı size bir şey göstermek istiyorum. Evet, ayarlar. Admin alanında size göstereceğim ilk şey ayarlar sekmesi. Ayarlar sekmesi önemli. Çünkü ayarlar sekmesinden ana sayfa düzenini, ana sayfada gözükmesini istediğiniz TLD'leri, TLD'ler içiniz kayıt süresi belirlemeyi, kupon motorunu ve SuperStake'iniz üzerinde gözükmesini istediğiniz ürünleri sergileyebiliyorsunuz. Tekrar ayarlar bölümümüze gidelim ve başlayalım. Evet. Gördüğünüz gibi ayarlar sekmesindeyiz. Ayarlar sekmesinde size göstereceğim ilk değişiklik SuperStake 2'nin düzenini değiştirme. SuperStake 2'nin düzenini değiştirmekten kasıt şirketiniz, firmanız ya da bireysel olarak yaptığınız bu işte
Daha çok domain odaklı mı çalışıyorsunuz? Hosting odaklı mı çalışıyorsunuz? Ya da her ikisine de aynı derecede mi önem veriyorsunuz? Eğer sizin firmanız daha çok domain odaklı bir firmaysa ve siz süper sitenizde daha domain içerikli bir sunum yapmak istiyorsanız müşterilerinize, buradan domain focus'a tıklarsınız. Bunu kaydettiğiniz zaman save'den ayarlar kaydedilmiştir yazısını gördükten sonra süper siteye gidersiniz. Sayfayı yenilersiniz. Sayfayı yenilediğinizde göreceksiniz ki şu anda süper sitemiz daha bir domain odaklı oldu. Yani daha deminkinden farklı. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Eğer süper sitenizin hosting odaklı olmasını, daha çok hosting içeriklerinin gözükmesini istiyorsanız Hosting Focus'a tıklarsınız. Ayarlar kaydedildiği bahisini gördükten sonra sağa tıklayıp sayfa yenilediğinizde veya F5 yaptığınızda sayfamızın, yani süper sitemizin daha çok hosting odaklı olduğunu göreceksiniz. Evet, sizin de gördüğünüz gibi. Normalde bu ayarlar domain ve hosting odaklı olarak gözüküyor. Yani her ikisine eşit derecede önem veriyor. Ama siz dediğim gibi tamamen markalaştırılabilir bir süper site sayesinde istediğiniz değişimleri süper siteniz üzerinde yapabilirsiniz. Evet, bunu anladığımızı farzlıyorum. Şimdi isterseniz ayarlar sekmesindeki ikinci bölümümüze gidelim. Süper site üzerinde gözükmesini istediğiniz uzantılar. Süper site üzerinde gözükmesini istediğiniz uzantıları ayarlamak için TLD Display on Supersite Homepage alanına tıklıyoruz. Edit Settings bölümünden ayarlara girdiğimiz zaman sizin de gördüğünüz gibi bu sol tarafta yer alan uzantılar süper siteniz üzerinde gözüken uzantılar. Daha doğrusu süper site üzerinde hepsi gözüküyor. Fakat bu 9 uzantı daha ön planda gözüküyor. Siz diyelim ki .info'nun gözükmesini, yani ön planda gözükmesini istemiyorsunuz. Bunu .biz'de değiştirirsiniz. .bz ile. Ya da .in'i istemiyorsunuz. .tel'i koydunuz diyelim. Sadece tutup sürükleyeceksiniz dışarı doğru. İstemediklerinizi de dışarı atacaksınız. 9 tane hakkınız var. Süper site üzerinde gözükmesi istediniz. Kaydete tıkladığımız zaman süper siteye gidersiniz. Sayfayı bir kez yenilersiniz. Sayfayı yenilemezseniz ayarlar aktif olmayacaktır. Sayfayı yenilediğinizde alan adları bölümüne tıkladığınız zaman sizin de göreceğiniz gibi daha demin seçmiş olduğumuz alan adları süper site üzerinde gözükecek. Evet. Gördüğünüz gibi koymuş olduğumuz .tel, .tel ve .bz, yani .bz süper site üzerinde gözüküyor. Ha, diğerleri gözükmüyor mu? Onlar da gözüküyor. Onlar için daha fazlasını görerek tıklarsınız. Diğer alan adları da zaten süper site üzerinde gözüküyor. Değerli arkadaşlar, şimdi öbür sekmemize girelim. Sizin de müsaadenizle. Evet. Alan adları için süre belirleme, yani kayıt süresi belirleme. Bundan kastımız şu ki süper site üzerinde gözüken alan adlarına kaç senelik kaydı olmasını istiyorsunuz? Yani müşterileriniz ilk süper sitenize geldiği zaman mesela .com'un 1 yıllık mı gözükmesini istiyorsunuz? 2 yıllık mı gözükmesini istiyorsunuz? Bunu ayarlıyorsunuz. Diyelim ki siz .com alan adını müşterilerinize en az 3 sene olarak gözükmesini istiyorsunuz kayıt süresinin. Tabii müşterileriniz illa bunu 3 sene için almak zorunda değiller. İsterlerse onlar 1 senelik de kaydedebilirler. Ama siz ilk onlara 3 senelik olarak gözükmesini istiyorsanız tabii ki bunu daha fazla kazanmak için yapabiliyorsunuz. 1 sene yerine. Şimdi burada fiyatların hepsi aynı gözüküyor. Gördüğünüz gibi. Bu sizi yanıltmasın. Normalde ilk başta kontrol panelinizin ayarlar bölümünden ürün ve fiyatları yön sekmesinden fiyatları ayarlamanız lazım. Bu ayarlamaları yaptıktan sonra diyelim ki .com'un sitenizde en az 3 senelik gözükmesini istiyorsunuz. Müşterinin satın almasını istiyorsunuz.
Kaydete tıklarız. Kaydete tıkladıktan sonra Süperste üzerine gittiğinizde sayfayı yenilersiniz. Sayfayı yenilediğimizde .com alan adı müşterileriniz almak istediği zaman en az 3 sene için görecekler. Mesela diyelim ki böyle bir alan adı almak istiyoruz. Gördüğünüz gibi 3 yıllık gözüküyor. Ha, bunu 3 yıllık mı almak zorundalı? Hayır. İsterlerse buradan 1 yıllık, 2 yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık alabilirler. .pv'de herhangi bir ayar yapmamadığımız için o normal ayarlarıyla beraber gösteriliyor. Bunu da anladığımızı varsayıyorum arkadaşlar. Şimdi ayarlar sekmesinde diğer bölümümüze gidiyoruz. Sizin de gördüğünüz gibi Süperste üzerinde yapılacağınız değişimler çok basit. Yani herhangi bir ekstra program bilgisine gerek yok. Ayarlar sekmesi için bahsediyorum bunu. Diğer göreceğimiz bölüm kupon ayarları. Kupon ayarları bölümü ne için var? Müşterileriniz süper sitenize geldikleri zaman veya alt bayileriniz sizden herhangi bir ürün aldığında onlara ekstra indirim sunmak istiyorsanız, bu indirim yüzde olarak olabilir ya da fiyat olarak olabilir, onlara kuponlar yaratıyorsunuz. Nasıl yaratıyorsunuz? Create New Kupon'dan, yani yeni kupon yarat sekmesinden tıkladığınız zaman kupon ayarları bölümü açılacak. Bir kupon kodu koyarsınız. Diyelim ki bir ABC koydunuz. Kupon açıklamasına diyelim ki .com alan adı alana %20 indirim. Bir başlangıç tarihi belirlersiniz. Rastgele seçiyorum arkadaşlar. Bu kupon hangi ürün için? Alan adı için. İsterseniz diğer ürünleri seçersiniz. Tercihinize bağlı. Bu kupon yeni siparişlerde %20 indirim. Damla kaçmamışım. %20 indirim. Ya da isterseniz Türk Lirası olarak indirim yapmak istiyorsanız %20 yerine 10 lira indirim. Tabii 10 lira indirim biraz fazla oluyor ama .com alan adı için diyelim ki 2 lira indirim yapıyorsunuz. Tabii size kalmış. Yani ben burada size fikir vermek gibi lüksüm olamaz. Nasıl satış yapıyorsanız, nasıl pazarlama yapıyorsanız. Evet, gördüğünüz gibi %'yi seçelim. %20 dedik çünkü yukarıda. Kuponu oluştu dediğinizde, onay verdiğinizde kuponumuz başarıyla kaydedilmiştir. Yani müşterileriniz .com alan adını aldığında kupon kodunu biliyorlarsa, bunu nasıl bilirler? Ya onlara mail atarsınız kupon kodunu, ya işte bir şekilde bildirirsiniz. Onlara kupon kodunu ürün alırken girdikleri zaman, kupon kodunu da yazdıkları zaman dediğim gibi o %20'lik indirimi .com alan adı için kazanmış olurlar. Evet. Kupon ayarlarından sonra göstereceğimiz diğer sekme bu Süperste üzerinde gözükmesini istediğiniz ürünler. Biz daha demin hatırlarsanız alan adlarını göstermiştik. Şimdi farklı ürünlerin Süperste üzerinde gözükmesini istediğiniz ürünlerin ayarlarını yapacağız. Mesela bunlardan bir tanesi diyelim ki paylaşımlı Linux hosting planı. Ayarlar sekmesine tıkladığınız zaman gördüğünüz gibi Amerika, İngiltere ve Hindistan lokasyonlu 3 farklı hosting planı var. Bu her birinin içinde de 3'er 4'er tane farklı hosting paketleri var. Siz süper siteniz üzerinde gözükmesini istediğiniz planları bu sekme içine sürüklüyorsunuz. Mesela diyelim ki siz bu yeni ürünün, şurada sağ üstte görüyorsunuz yeni yazıyor, gözükmesini istemiyorsunuz. Bunu sağ tarafa alırsınız. Sağ tarafa aldıktan sonra gözükmesini istediğiniz plan ne? Business plan var yani. Bir de profesyonel annemiz sosyal paketi var. Bir tanesini seçersiniz. İngiltere lokasyonlu mu, Amerika lokasyonlu mu, Hindistan lokasyonlu mu? Bunu da seçersiniz. Kaydede tıklarsınız. Yakında Türkiye lokasyonlu
Hosting paketleri de devreye girecek. Onu da şimdiden söyleyelim. Evet, gördüğünüz gibi şu anda ayarlar kaydedildi. Süperseniz üzerine gittiğinizde sayfayı yenilersiniz. Sayfayı yenilediğinizde hosting paketlerinden, bizim daha demiş düzenlediğimiz Windows'tu. Linux'tu galiba, evet Linux'tu. Gördüğünüz gibi bu 3 paket gözüküyor. 4 tane paket vardı normalde gözüken. Bunlardan bir tanesinin gözükmesini istemediniz. Bu sayede şu anda 3 tane paket gözüküyor. Aynı şekilde eğer siz paylaşımlı Linux hosting paketleri oluşturup bunu sitenizde sergilemek istiyorsanız bunun için kontrol paneline gidersiniz. Ayarlar bölümünden ürünler ve fiyatları yönete tıklarsınız. Buradan yeni paket oluşturursunuz. Paket adına süper paket diyelim. Disk alanını ve bant genişliğini vesaire bunu belirledikten sonra paket oluştur diyorsunuz. Paket oluşturuldu. Paketi oluşturduktan sonra bu hemen süper sitenizdeki ayarlar bölümüne yansımaz. Bunun için araçlar bölümünden ön belleği yenilemeniz lazım. Ön belleği hangi durumlarda yeniliyoruz? Kontrol panelinde bir değişiklik yaptığımız zaman bunun süper site üzerinde yansımalarını görmek istiyorsak mutlaka kontrol panelinden bunu yenilememiz gerekiyor. Daha demin oluşturduğumuz süper paket artık sizin de gördüğünüz gibi ayarlar bölümünde. Bunu isterseniz süper siteniz üzerinde gözükmesini istiyorsanız buraya sürüklediğinizde sürüklersiniz, kaydedersiniz. Daha sonra süper siteniz üzerinde gözükür. Yani tamamen markalandırılabilir bir süper site sunuyoruz size. Evet. Ayarlar sekmesinde göstereceklerim bu kadar. Tekrar bir ayarlar sekmemize gidelim. Bu aşağıda göstermediğim bu başlıklar aslında hemen hemen aynı. Bu göstermiş olduğum paylaşımlı Linux hosting içindi. Diğerleri Windows hosting, reseller hosting için. Bunları da isterseniz süper siteniz üzerinde hangisinin gözükmesini istiyorsanız ona göre istediğiniz ayarları yapabilirsiniz. Ayarlar sekmesini gördük. Bir sonraki aşama dil ayarları. Dil ayarları bölümünde göreceklerimiz tamamen tercüme edilmiş dil seçenekleri. İstediğiniz dili süper site 2 için aktif etme, web site içeriklerini tercüme etme ve düzenleme, isterseniz yeni dil ekleme, belirlediğiniz dil için tema atama. O zaman bir admin alanımıza gidelim. Bu dashboard dediğimiz yere tıkladığımız zaman admin alanı tekrar sizi yönlendirir. Admin alanında gördüğünüz gibi iki farklı alan var. Birisi My Language yani dil bölümü. Bir tanesi de My Teams tema bölümünün olduğu tema bölümü. My Team'in olduğu tema bölümü. Bu My Language dediğimiz yani dil bölümü gördüğünüz gibi hayli yüksek sayıda farklı dil seçenekleri mevcut. Bu dil seçenekleri sekmesi içerik eklemenize, içerikleri tercüme etmenize ve düzenlemenize yardımcı oluyor. Ayrıca süper site ile ilgili tüm HTML dokümanlarını buradan ulaşıp değişim ve ekleme yapmanıza da yardımcı olur. Şunu kesinlikle unutmamanızı istiyorum. Bunu lütfen bir yere not edin. Dil üzerinde yapmış olduğunuz herhangi bir değişiklik birazdan da göstereceğim gibi mutlaka bir tema ile bağlantılı olmalıdır. Şu anda normalde süper site üzerinde geçerli olan yani normalde site, süper sitenin dili İngilizce. Fakat biz Türkçe hesap için gösterim yaptığımızdan şu anda Türkçe üzerinden gidiyoruz. İsterseniz başlayalım. Gördüğünüz gibi farklı dil içerikleri İndonezyan dediğimiz Endonezyaca, Almanca, Çince, Simplified Çince, Rusça, Portekizce, İspanyolca diye. Dediğim gibi normalde geçerli dil İngilizce. Siz hangi dili süper site üzerinde gözükmesini istiyorsanız onu bu dil seçeneklerinin üzerine tıklayıp Manage Site'a gittiğiniz zaman aktif etmeniz lazım. Bunu nasıl yapıyoruz? Türkçe'ye tıkladık. Normalde ben size sunumda daha iyi gösterebilmek için Türkçe'yi daha önceden aktif etmiştim.
Siz normalde süperseniz İngilizce gözükecek. Türkçe sekmesine gittiğinizde bu sağda gördüğünüz Edit Settings, ayarları düzenle sekmesine tıklarsınız. Ayarlar sekmesine tıkladığınız zaman şu anda Türkçe dili My Team, yani daha önce oluşturulmuş tema ile bağlanmış durumda. Site durumunu live yapmanız lazım. Live yaptığınız zaman süper site üzerinde şu altta gözükür. Yani live değilse sadece İngilizce olarak gözükür. Hangi dili aktif etmek istiyorsanız burada live yapmanız gerekiyor. Siz isterseniz Türkçeyi geçerli dil olarak kaydedebilirsiniz. RTI support dediğimiz şey soldan sağa, sağdan sola yazılımla alakalı. Mesela Arapça gibi. RTI support yok tabii ki Türkçe'de. Kaydedersiniz. Evet. Dil seçeneklerini gördük. İkinci göreceğimiz şey ise istediğiniz dili süper site için ekleme. Normalde biz bu dilleri sizin için hazır hale getirdik. Yani siz süpersiniz, isterseniz İngilizce, İspanyolca, Portekizce, Rusça gibi belli dillerde gözükmesini sağlayabilirsiniz. Bunun dışında eklemek istediğiniz herhangi bir dil varsa Add New Language bölümüne tıklarsanız buradan arka planda olmayan dillerden birini seçtiğinizde Fransızca dediğinizde Fransızca eklemiş olursunuz. Fakat Fransızca dil içeriği bizim tarafımızdan hazırlanmadığı için siz süperseniz de müşterinize Fransızca desteği sunmak istiyorsanız bunu tabii ki kendiniz çevirmeniz gerekiyor. Şu anda Fransızca dil desteği var. Ama çevirisi yapılmamış durumda. Bunu isterseniz kendiniz çevirebilirsiniz. Evet, gördüğünüz şekilde. Şimdi diğer sekmemize gidelim. Dil seçeneklerini gördük. İkinci bölümümüz de süper site üzerinde. Bu dil Türkçe dilin içinde Edit Content bölümü var. Biz daha demin Edit Setting, ayarlar bölümünü gördük. Edit Content bölümü dediğimiz şey süper site üzerinde görmüş olduğunuz her sekmenin burada farklı dosyalar içinde olduğunu göreceksiniz. Bu her bir sekmeyi değiştirebiliyorsunuz. Yani Edit Content bölümü web site içeriklerinizi düzenleme ve tercüme ile alakalı olan bölüm dışında ayrı bir bölüm. Siz bu bölümde her bir sekme süper sitenize bulunan farklı bir alanı gösteriyor. Burada mesela homepage bölümü tıklayalım. Buradakiler HTML dosyalar. Tıkladığımız zaman 3 farklı bölüm göreceğiz bunun içinde. İşte bu domain bölümü, hosting bölümü ve ürünler bölümü. Bu bölümler süper site üzerinde hangi alana denk geliyor? Bu domain blob dediğimiz bölüm alan adıyla alakalı olan, yani domain ile ilgili alakalı olan bu bölümde yapmak istediğiniz değişikliklerle alakalı. Hosting blob dediğimiz süper site üzerinde hostingin yer aldığı bu bölümle alakalı. Ürün bölümü ise şu alt sayfada gördüğünüz değişimlerle alakalı olan bölüm. Siz isterseniz bunların her birisinin üzerinde de değişim yapabiliyorsunuz. Diyelim ki biz domain ile alakalı, süper site üzerinde görünümle alakalı, yazılarla alakalı bir değişim yapmak istiyoruz. Gördüğünüz gibi alan adını ya da sizin web sitenizi web sitemiz olarak değiştirelim. Git'i araştır olarak değiştirelim. Kapatı çık olarak değiştirdiğimizi varsayalım. Ayarları kaydediyorum. Süper siteye gittiğimde
Sayfayı Türkçe yapalım tabii ki. Ayarlarımızı çünkü Türkçe üzerinden yapıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi git sekmesi araştır olarak değişti. Diğer yaptığımız değişikliklerde web sitemiz burada gözüküyor. Sizin web siteniz yerine web sitemiz diye gözüküyor. Görmüş olduğunuz gibi yapmış olduğumuz ayarlar hemen siteye yansıyor. Diğer göreceğimiz şey ise bu ayarlarla alakalı HTML dosyalarıyla alakalı yapacağımız yenilikler. Bu bizim yaptığımız basit düzenlemeydi. HTML ile alakalı düzenleme yapmak istiyorsanız HTML moduna geçmek için bu görmüş olduğumuz Switch to Advanced Editing moda tıklıyoruz. Bir takım uyarılar var. Bu uyarılar da şunu söylüyor ki HTML dosyalarıyla alakalı yapmış olduğunuz değişikliklerde herhangi bir yanlışlık olursa sayfanızın durmasına sebep olabilir. Herhangi bir değişiklik yaptığınız zaman bunun yansımasını istiyorsanız sayfa yenilemenizi söylüyor. Geçelim bu uyarıları. Sizleri sıkmamak adına mümkün olduğunca daha özet şekilde anlatmaya çalışıyorum. Görmüş olduğunuz gibi HTML. Bu sol tarafta görmüş olduğunuz orijinal olan içerik. Sağ tarafta ise sizin değiştirebileceğiniz içerik. HTML bilginiz varsa HTML ile ilgili değişim yapmak istediğiniz zaman bu kısımdan yapabilirsiniz. Diyelim ki herhangi bir yanlışlık yaptınız. Sayfanız çalışmıyor vesaire. Reset atabilirsiniz. Tekrar ayarları eski haline alabilirsiniz. Ayarları yaptığınız zaman save change'e tıklarsınız. Süper site üzerine yansır. Dediğim gibi eğer HTML hakkında bilginiz yoksa herhangi bir değişiklik yapmayın. Biz zaten yeni bir ürün piyasaya sürdüğümüzde, yeni uzantı eklediğimizde ya da promosyon uyguladığımızda bu uygulamalar otomatik olarak HTML'e yansıyor. Evet. Gördüğünüz gibi değişimler bu kadar basit. Bu diğer sekmeler SuperSuite'deki farklı farklı bölümleri gösteriyor. Burada common sekmesi var, iletişim sekmesi var, ana sayfa sekmesi var. Siz bunların birinde veya birkaçında değişiklik yapmak istediğiniz zaman sekmelere tıkladığınızda değişimleri yapabiliyorsunuz. Daha demin gösterdiğimiz gibi. Evet. Örneğin iletişimle alakalı değişim yapmak istediğiniz zaman ayarları buradan yapıyorsunuz. Diyelim ki şu süper site yazısının bir sağ üst tarafta gördüğünüz süper siteyi yazısını değiştirmek istiyorsunuz. Miss sekmesine gidersiniz. Miss sekmesine gittiğinizde görmüş olduğunuz gibi burada çeşitli dosyalar var. Bu dosyaların her biri farklı farklı alanları düzenliyor. Gördüğünüz gibi farklı farklı bölümler. Siz bunlardan bir değişiklik yapmak istediğiniz zaman dediğiniz gibi bu değişimi yapabiliyorsunuz. Diğer sekmelerimiz de bu şekilde. Slide'ımıza dönelim. Evet. Tema ayarları bölümünü görüyoruz şimdi de. Tema ayarlarından yeni tema ekleme, ana sayfa için logo atama, CSS dosyalarını düzenlemeleri, süper site üzerindeki resimleri düzenleme ve süper site için yeni resimler eklemeyle alakalı değişimleri yapabilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi My Teams bölümü. Tema bölümü süper sitenizin nasıl görüneceği ile alakalı olan sekme. Normalde My Language bölümünden, yani yukarıdaki bu bölümünden süper sitenizin içeriğini ve dilini değiştirebiliyorsunuz. Temalar ile bu dil seçeneklerini mutlaka birleştirmemiz gerekiyor. Bunu birazdan tekrar göstereceğim. Burada gördüğünüz gibi My Team bölümü, yani bu tema yukarıdaki dil seçenekleri için kullanıyor. Yani İngilizce, İspanyolca, Rusça vesaire için. Şimdi biz yeni bir tane tema oluşturalım. Bunun adına test diyorum.
tıkladığımızda gördüğünüz gibi yeni temamız yaratıldı. Bu tema üzerinde istediğimiz her türlü değişimi yapabiliyoruz. Şimdi bu tema üzerinden gidecek olursak iki türlü bölüm var bu temanın içinde. Logoları düzenleme, resim ve CSS dosyalarını düzenleme. Biz logoyu düzenleyerek başlayalım. Ben daha önceden şöyle siyah bir ekran yarattım. Görüntüyü görmeniz amaçlı. Burada Superset 2 üzerinde şu sol üst köşede yer alan logoyu değiştirmek için yapmanız gereken tek şey resmi kaydetmek. Bu yapmış olduğunuz logo hemen Superset'e yansımaz. Çünkü öncelikle Türkçe bölümüne gidip bu oluşturmuş olduğunuz yeni temayı Türkçe diliyle birleştirmeniz lazım. Buradan testi seçtiğinizde ayarları kaydederseniz Superset üzerine gidip sayfayı yenilediğinizde sol üst köşede gördüğünüz logonun değişmiş olduğunu göreceksiniz. Kırmızıya bürünecek şimdi orası. Siz istediğiniz gibi oraya istediğiniz logo ekleyebilirsiniz. Evet. Gördüğünüz gibi bu sol üst köşede gelen logo bölümü değişti. Kırmızıya büründü. Siz isterseniz buraya kendi şirketinizin logosunu veya istediğiniz herhangi bir içeriği koyabilirsiniz. Dediğim gibi unutmamanız gereken önemli bir nokta, oluşturmuş olduğunuz temayı mutlaka bir dil içeriğiyle birleştirmeniz gerekiyor. Bu Türkçe olur, İspanyolca olur. Her bir dili farklı bir temayla bağlayabiliyorsunuz. Mesela Portekizce'yi isterseniz MyTeam'le ya da Test'le bağlayabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Bu temalar bölümünde göreceğimiz ikinci bölüm ise resimleri ve CSS dosyalarını düzenleme. Bu Superset üzerinde görmüş olduğunuz bu resimleri, arka plan rengini değiştirmek için bu bölümü kullanıyoruz. İsterseniz Edit Image bölümü, yani resimleri düzenle bölümüyle başlayalım. Burada görmüş olduğunuz gibi bu dosyalar Superset üzerinde bulunan resimler. Siz diyelim ki Superset üzerinde görmüş olduğunuz şu resmi değiştirmek istiyorsunuz. Şimdi bunu açıp buradan bulmak çok zor. Onun yerine bu resmin ismini bu ara butonuna tıklarsanız, kaydederseniz o resmi sizin yerinize kısa sürede bulacaktır. Bunu nasıl yapıyoruz? Resmin üzerine gelirsiniz. Sağ tıklarsanız resmin bu ismini kopyaladığınız zaman buraya yapıştırırsınız. Gördüğünüz gibi bu, evet, doğru resim. Siz bu resmi istediğiniz bir resimle değiştirebilirsiniz. İsterseniz bir tane örnek vermek için değiştirelim. Tıklarız. Tıkladıktan sonra kendi oluşturmuş olduğunuz veya hazır halde olan bir resmi tıkladığınızda, resmi kaydettiğinizde gördüğünüz gibi bu Superset üzerine de hemen yansıyacak. Sayfa yenilemeniz yeterli. Ben resmi biraz kötü seçmişim. Kötü seçtiğim için de sayfanın genelini kapladı. Ama siz daha güzel bir resim seçerseniz göreceksiniz ki Superset üzerine hemen yansıyor. Evet. Göreceğimiz ikinci bölüm, resimleri değiştirmenin nasıl yapılacağını gördük. İkinci bölüm ise CSS dosyalarının düzenlenmesini göreceğiz. CSS dosyalarının düzenlenmesini başlatmak için tıklıyoruz Edit CSS bölümüne. Diyelim ki buradan Common sekmesinden bir değişme yapmak istiyoruz. Mesela Superset üzerinde arka plan rengini değiştirmek istiyoruz diyelim. Şu görmüş olduğunuz mavimsi alanı değiştireceğiz. Bunun için buradan
Bu alana tıkladığımızda sol tarafta göreceksiniz zaten CSS dosyaları. Tabii bunu düzenleyebilmek için CSS bilginizin olması gerekiyor. Dediğim gibi eğer bu konuda bir bilginiz yoksa tavsiyemiz dokunmamanız. Çünkü yapacağınız herhangi bir yanlışlık süpersite üzerinde duraksamaya sebep olabilir. Ben bunu ezbere yapacağım. Şu görmüş olduğunuz alanı tıklıyorum. Bunun yerine buraya kendi oluştu. Daha önceden öğrendiğim bir resim koduna tıklıyorum. Ayarları kaydediyorum. Süpersite üzerine gittiğimizde sağ tıklayıp sayfayı yenilediğimde bu değişimlerin site üzerine yansımış olduğunu göreceğiz. Evet, gördüğünüz gibi arka planımızın rengi de değişti. CSS dosyaları ile ilgili göstereceklerim bu kadar. Siz ayrıyetten CSS dosyaları üzerinde daha farklı bir değişim yapmak istiyorsanız, yani bu süpersite üzerinde gözüken içeriklerin büyüklüğünü, arka plan rengini değiştirmek istiyorsanız istediğiniz ayarları kendiniz bu sekmelerden yapabiliyorsunuz. Dediğim gibi yapmış olduğunuz değişiklikleri yansımasını istiyorsanız yeni yaratmış olduğunuz temayı mutlaka bir dil içeriğiyle birleştirmeniz gerekiyor. Şimdi süpersite üzerinde ayarlar sekmesini gördük. Dil ayarlarını, içerik eklemelerini vesaire gördük. Bakalım neredeyiz şu anda? Çeşitli diğer özellikler. Süpersite üzerinde bu göstermiş olduğum ayarlar dışında çeşitli diğer özellikler var. Bunlar isimli size göstereceğim. Bu değişiklikler nedir? İstediğiniz gibi PSD dosyaları indirebilirsiniz. PSD file'a tıkladığınız zaman burada daha önceden eklenmiş olan birçok PSD dosyası var. Siz kendi dosyalarınızı eklemek istediğiniz zaman bu bölümden ekleyebiliyorsunuz. Bunun dışında reseller detayları, yani bayi detayları dediğimiz sekme, gördüğünüz gibi reseller ID'sinden tutun da isme kadar, şirket ismine kadar her şeyi görüyorsunuz. Ben demo hesabını yarattığım için bu şekilde gözüküyor bilgiler. Bu Reload Cache dediğimiz bölüm ne işe yarıyor? Kontrol paneli üzerinden herhangi bir değişiklik yaptığınız zaman, bu değişimler ne olabilir? Fiyat ayarlamaları olabilir. Alt bayi kaydı olabilir. Vesaire. Herhangi bir değişim yaptığınızda bunun süpersite üzerine yansımasını istiyorsanız mutlaka ön belleği yenilemeniz lazım. Değişim neyle ilgili alakalı? Diyelim ki bayi markalaşmasıyla alakalı, anlaşmalarla alakalı vesaire. Süpersite üzerine yansımasını istiyorsanız bu kontrol panelinde yapılan değişikliklerin buradan mutlaka ön belleği yeniliyorsunuz. Kontrol panelinizden yaptığınız her türlü değişimi yansımasını istiyorsanız buradan mutlaka reload cache yapacaksınız. Evet. Göreceğimiz diğer bölüm yardım bölümü. Süpersite ile ilgili anlamadığınız, zorlandığınız bir yer varsa veri bankamızdan bunları araştırabiliyorsunuz. Şu anda İngilizce ama çok bir yakın bir zamana kadar bunu da Türkçe'ye çevirmiş olarak göreceksiniz. Gördüğünüz gibi, buradan istediğiniz gibi süpersitenin, partner sitenin vesaire araştıracağınız ne varsa bunu görebiliyorsunuz. Göreceğimiz bir diğer şey ise geri dönüşler. Bizlere söylemek istediğiniz herhangi bir şey varsa geri dönüşleri buradan yapabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, sizin de gördüğünüz gibi süpersite tamamen markalandırılabilirdir. Siz de
müşterilerinize istediğiniz gibi bir süper site sunabilirsiniz. Bunun için yapmanız gerekenleri artık biliyorsunuz. Aynı zamanda yıl boyu sürecek domain ve hosting fiyat indirimlerinden ve promosyonlarından faydalanmak için web sitemizi ziyaret edebilir ya da bizden gelecek mailler doğrultusunda fırsatlardan faydalanabilirsiniz. Bizim iletişime geçmek için tr-satış@reselleclub.com adresine mail atabilir ya da bizleri 0212 705 5344 no numaralardan arayabilirsiniz. Ben sunum boyunca göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ediyorum. Ve size bir sayıkla paylaşı olarak iyi günler diliyorum.